Sevgili arkadaşlar, Fenerbahçe'yi konuşuyoruz programımıza. 2 hafta ara vermiştik. O kadar çok mesaj geldi mi? Niye geldi ki Fenerbahçe'yi konuşuyoruz, niye yok diye. Buyurun, Taner'inizi getirdik. Doya doya izleyin Taner'i. Ama bu hafta bir de sürpriz konumuz var. Fenerbahçe USA Derneği Başkanı Ömer... Eski başkanı. Eski başkanı Ömer Ekinci. Ömer Ekinci, ya bir yerden gözümüz ısırıyor diyeceksiniz. Kongre yaptığı, meşhur konuşma olay olmuştu. Hatırlarsanız çok güzel bir konuşma yapmıştı. Oradan hatırlıyorsunuz. Şimdi Ömer Ekinci altyapı komitesinde çok güzel işler yapıyor. Bugün onları anlatacak bize. Hoş geldin sen de Ömer abi. Hoş bulduk, hoş bulduk Ahmetciğim. Yani Fenerbahçe'de işler fena gitmiyor değil mi Taner? Yani bu son Gençler Birliği maçında olağanüstü bir futbol olmasa bile iyi bir Fenerbahçe vardı yani. Keyif aldık yani. Hatta yani. Katılır mısınız bilmiyorum. Bence Konya Spor maçından sonra evet. Yani en verimsiz oynadığımız oyun diyebilirim. Yani şey katmıyorum Hatay maçını. Çünkü o zaman daha takım oturmamıştı. Yani takımın bir ritim yakaladıktan sonra Konya maçında çok düştük. Bence bu maçta da alıştığımız o Konya maçından önceki yüksek tempolu Fenerbahçe yoktu sahada. Yoktu ama... Ki hoca da bunu zaten söyledi. Performans olarak beklediğimin altındaydık dedi. Ama bak şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim ben. Ömer abi de katılır. Ömer abi de çok iyi takip eder. Amerika'da da genç futbolcular böyle sürekli bana mesaj atardı Amerika'dayken. Ya şu böyle bir adam var, bunu kulübe önermemiz lazım. Çok iyi bir... Scouting şeyi vardır onda. Kovalıyorum. Sürekli alıcı gözle bakıyorum. Yani alıcı şimdi gözle. Bu ekonomik şimdi, şartlardan gerekli olan bir şey bu. Ömer abi bu seneki kadro böyle kaliteli. Yani bu 88-89'da. Ya takım kötü oynuyor. 5-1 alıyorduk. Düşün, öyle bir kadro vardı. Bu sene kötü oynuyor. 5-1 alıyor Fenerbahçe yani. Bir şey de dikkatinizi çekti mi? Takım ciddiye alıyor. Yani dünkü evet. Kupa maçında bile tabii. Bir ciddiyet vardı yani. Tamam beklediğimiz şeyin altındaydı. Seviyenin altındaydı. Fakat ciddiyet benim hoşuma gitti. Erol Hoca da bu şeyi beğendim ben. Yani takıma o havayı vermiş. İş yaptıkları işi ciddiye alma konusunda. Erol Hoca zaten yarı Alman, yarı Türk diyebiliriz. Yani bir Alman disiplini de evet, var. Evet, o disiplini hissediyorsun yani. Genç bir teknik adam. Yani şimdi Türkiye'de yok efendim 2 yıl takım çalıştırmış. Ben de şunu söylüyorum. Nagelsmann gittiği zaman 28 yaşında takım çalıştırdığı zaman Leipzig'in başına geçtiği zaman... Kimse orada demiyor ya bu çok tecrübesi 28 yaşındadır futbolcudan daha küçük yaşında demiyor Taner. Türkiye'de adam 45-46 yaşında. Ahmetciğim Türkiye'de de falan... Fenerbahçe'nin başına geçtiği için bunlar söyleniyor. Başka evet. Bir kulübün başına geçse bunlar gene konuşulmaz. Evet. Türkiye'de Fenerbahçe'nin başına geldiği için Erol Hoca bunlar konuşuluyor. Evet. Başka bir camianın başında olsa bugün işte camia ne kadar gençlere, potansiyellere fırsat tanıyor olur. Kendi i̇şte evladına zaten sahip çıktı. Yeni nesil hoca olur. Kendi evladına sahip çıktı olur ama Fenerbahçe'ye gelince bu tecrübesiz olur ve maalesef hep bunu konuşuyoruz. Camia olarak da biz bu Zoko'yu hep yutuyoruz bu arada. Evet, hep yani Allah korusun şimdi beklediğimizin üzerinde bir puan ortalamasıyla takım gittiği için camia tökezlemedi. Ama bir iki puan kaybı olsaydı, üst üste birkaç maç puan kaybı yaşansaydı hemen camia da bunları sorgulamaya hazırdı. Ya işte Erol Hoca tecrübesiz, bu kadar iyi kadro böyle tecrübesiz hocaya verilir mi falan hemen bunlar konuşulacaktı. Emre'nin sportif direktörlüğü konuşulacaktı, tecrübesiz bir sportif direktör falan. Şimdi hepsi ters köşeye yattı, o yüzden konuşamıyorlar. Evet, şimdi Sivas Belediye maçından bahsettik. Şimdi Ömer abi sen yeni bir görev aldın, altyapıda bir komite oluşturdun. Evet. Yani kulübe yük olmadan orayı idare etmeye çalışacaksın. Siz, benim anladığım bu. Şimdi detaylarına da gireceğiz tabii ama. Tabii detaylarına gireceğiz. Önce şunu söyleyeyim. Dün 2 tane genç oyuncu. Hatta 3 son. Ha pardon. Sonradan Eyüp de girdi. Evet. 3 tane genç oyuncu böyle pırıl pırıl. Her ne kadar Ömer Faruk'tan beklentilerimizi karşılayamasa da Uğur Kağan. Müthişti. Herkesin dilinde evet. Dün TT'de 1. sıra yükseldi. Bütün gün sosyal medyada onu görüyorduk. Yani evet. Aslan Beyciğim gelmemiz gereken nokta bu. Başkanımızın da hep söylediği gibi finansal gerçekler ve önümüzdeki yapacağımız hani bankalarla yapacağımız anlaşma bütçenin ciddi anlamda küçülmesi artık başkanımızın bir lafı var deniz bitti yani. Sevgili eskisi arkadaşlar Fenerbahçe'yi konuşuyoruz işte, programımızda. Roberto Carlos'lar, işte Guizalar öyle o kadar transferler çok mesaj geldi mi? Sadece Fenerbahçe için konuşmuyorum ben. Diğer takımlar için artık biraz hayalden öteye de gitti o.
doya doya izleyin. Bu yüzden artık kendi öz kaynaklarımızı yönelmek zorundayız. Kendi altyapımızda yetenekli gençleri başkanı, toplayıp Ömer, sağ olsun işte Emre eski başkanı, oraya da el atıyor. Ömer ikinci, yani orada, Ömer ikinci işte, ya yerden gözümüzü sıkılmayacaksınız. Kemal Aslan var ya. O da onun başında her gün samandır. Eşe de deri ağzında özür dilerim. Oradan hatırlıyorsunuz. Şimdi inşallah Ömer ikinci altyapı komitesinde ne yapacak? Çok güzel işler yapıyor. Onlara mı herhalde yetenekli gençleri toparlayacak. Yapmamız gereken bir Fenerbahçe potansiyel vadeden, yani gelecek vadeden gençleri Fenerbahçe'mize kazandırıp sonra, belli bir eğitimden geçirdikten sonra A takıma monte etmek. Gerçek anlamda monte etmek. Mecburuz artık buna. Ritim yakaladıktan sonra Konya maçı da çok düştük. Bence bu maçta da alıştığımız o Konya maçından önceki yüksek tempolu Fenerbahçe öz karakterimizi yönelmek zorundayız. Yine Tahir Hoca biliyorsun sürekli o da altyapıda uğraşıyor. Hani ismini sayamayacağım da birçok isimsiz kahramanlar var altyapıda. Ve daha da iyi bir noktaya gelecek. Biz de bir ekip olarak işte yöneticilerimizle beraber işte Selahattin Bey, Selahattin Baki, İlter İnşa'ya başta olmak üzere hakikaten çok mesai veriyorlar. 1907 Ruşen abi evet. Bu arada söylemiyordum. Ben de 1907 üye oldum artık. Ben de 1907'liyim evet. Bizim dernek başkanımız Ruşen abi, Ruşen Çetin, keza Aram Markaroğlu. Evet. Çok değerli, geniş çok bir geniş bir kadro. Evet, geniş bir kadro var. Rıfat Bey var, Sami Bey var. Yani gerçekten camianın değerli ve çalışkan insanları. Tek bir gayemiz var. Fenerbahçe'mize faydalı olabilmek. Bu altyapı şey. Şimdi burada bir bina ismi görüyorum. Bunu evet. Dekanlar rica ederim. Ekrana da versin bu binayı. Şimdi bu altyapıya yeni bir bina yaptınız. Nedir bu binanın özelliği yani? Şimdi burada futbol akademi evi olarak dere ağzında bir yanda bir vakfın binası vardı. Orayı aldık. Orası yani kiralandı. Onu komple baştan aşağı renovasyonunu yapıyoruz. İşte biz komite olarak da burada hem maddi olarak katkıda bulunmaya çalışıyoruz, insanları toplamaya çalışıyoruz, insanlardan işte sponsorluk olsun, işte odalar yapıldı. Şimdi onu ayrı bir programda inşallah şey anlatsa daha Ruşen abi ve Aram abi anlatması daha güzel olur. Onlar daha detaylı şeyler de verebilirler. Bazı firmalardan işte şimdi nasıl diyeyim malzeme karşılığı hani yardım olarak. İşte seramiğinden tutun da bir arkadaş sağ olsun mesela bilgisayarları kullandı. Mesela malzeme alıyorsun. Reklam bila bedel, bila bedel, tamam, reklam bedel, gönüllü. Tamamen Fenerbahçelilik gönüllü aşkıyla yani. Evet, kabloları o zaman Taner'den alıyorsun. sağ olsun. Sıkıntı yok. Yani bir arkadaş mesela dediğin gibi bilgisayar, tablet ihtiyacımız vardı. Hı. Hemen o işi yapıyormuş. Evet. Bila bedel, hiçbir reklam falan karşılığı olmadan getirdi, yok. Hediye etti. Şimdi burada futbolcular futbolcunun galiba, kalacağı çok son kaldı. Derece modern, yepyeni odalar olacak, her türlü imkanı olan içinde işte kütüphanesi olacak, bilgisayarları olacak, çok güzel yemekhanesi olacak. Futbolcular kendi şeylerini yemekhanelerini yemek yiyecekler, diğer şubelerden ayrı olarak. Öyle mi? Tabii. Ya futbol her tamamıyla futbolculara ait bir evet, yer. Evet. Yani çok da şık bir çok modern olmuş. Modern ve modern tertemiz olmuş. Bir şey olacak. Yemekhanesi. Alt katta mı oluyor? Evet. Yemekhane. Onun da hatta şimdi çalışmalarını yapıyoruz. Mutfağı işte bela bedel yapacak birini arıyoruz. Yoksa biz hani parasını verip yaptırabiliriz. Fakat bela bedel hani Fenerbahçe'yi birine yaptırıp onu isim şey, sponsorluğu karşısında belki yemekhaneye isim vererek evet. O şekilde hizmete sunacağız inşallah. Bunu Ocak ayına kadar yetiştirmeyi planlıyoruz. Öyle mi? Evet. Evet, çok güzel. Evet. Yani şimdi burada bu tarz binalar tabii çok hoş da Taner. Ben sana şunu soracağım. Şimdi Galatasaray'ı biz bazen çok eleştiriyoruz. Onlar da güzel bir şey var. Altyapıyla alt takım aynı yerde. Ve bu çok ciddi bir avantaj sağlıyor. Çünkü altyapıdan alt takıma giden oyuncu çok daha çabuk uyum sağlıyor. Çünkü hemen hemen sahalar yan yana beraber antrenman yapıyorlar gibi. Daha küçük yaşlarda. Bu önemli bir şey. Başkan Ali Koç da benim gördüğüm kadarıyla böyle bir projeyi düşünüyor. Yani asıl kurtuluş yani bu tesisler tabii çok önemli. A takımla altyapıyı aynı
çatı altında sokabilirse Fenerbahçe asıl bence altyapı devrimini o zaman yapacak. Şartları iyileştirmek lazım. Yani bilmiyorum katılır mısın bana? Şartları iyileştirdiğin zaman abi o zaten mutlaka. O çok yani, önemli. Şimdi biz hep bunları Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş özelinde konuşuyoruz. Altın Ordu o anlamda tesisleşme ve fiziki imkanlar olarak çok iyi. Ama zaten bunun Avrupa'daki örnekleriyle kıyasladığımız zaman biz hala çok gerideyiz. Tabii Ajax. Yani, ben gidip gezdim mesela Ajax'ın tesislerini. İnanılmaz bir şey. Yani şimdi niye ondan sonra orada 16 yaşındaki bir çocuk çıkıp direkt ilk 11'de oynuyorun cevabı orada. Yani bizde niye oynayamadın ama dediğine bir örnekle yaklaşmak istiyorum. Şimdi Ömer Faruk'la ilgili programın başında da hatta maç sonu programımızda da Altan abiyle yaptığımızda hani beklentileri karşılayamadığını vesaire konuşuldu. Yani neden? Abi şimdi bu çocuk 17 yaşında. A takımla sahaya çıkıyor. Ya bu çocuğun ayağının titrememesi mümkün mü? Heyecanlanmaması mümkün mü? Hele ki taraftarında olduğunu düşün o tribünde. Doğru. Şimdi neden bu böyle oluyor? Ya çocuk hasbelkader işte belki haftada iki kere Gustavo'yla Perotti'yle antrenmana çıkabiliyor. Ne bileyim çok nadir imkanlarda orada olabiliyor. Ama aynı tesiste beraber yemek yeseler, hobi alanlarında beraber zaman geçirseler, işte haftada 4 gün 5 gün beraber çalışsalar... Bu çocuk bir kere üzerindeki o heyecanı atacak. Çünkü oraya sahaya çıktığında artık A takımda hayran olduğu futbolcuyla değil takım arkadaşıyla sahaya çıkıyor. Gerçi Ömer dolayısıyla, Faruk bir yıldır falan A takımı ya tamam ama bu bir tek Ömer Faruk özelinde değil. İşte Uğur için de aynısı geçerli. Genç oyuncular yani sahaya çıktığında çoğu da zaten 15-20 dakika bir maçın içerisinde fırsat bulabiliyor. Orada belki bir kere iki kere ayağına top geliyor ve onu öyle iyi değerlendirmesi lazım ki bir dahaki maç bir 15 dakika daha alabilsin. Ya bu baskıyla çıkıyor sahaya. Bunları neyle yeneceksin bu baskıyı? Psikolojik olarak o takımda hayran olduğun değil takım arkadaşı olduğun insanlarla oynamak. Bunun da yolu bir kere aynı tesislerde kalmaktan geçiyor. Yani sizin sadece bu komite olarak göreviniz bu tesisleri yapmak mı? Yoksa 10 yıl sonraki Fenerbahçe altyapısını dizayn mı? Siz bu toplantıları başladığınız zaman. Biz teknik ekip değiliz yani. Sonuçta bir altyapı Tahir Hoca var. Şey. Hani biz sadece ama yani mesela bu tesisleri bir, şu anda bir fitness salonu yapılıyor aynı zamanda. Evet. O bir yanda depo gibi bir yer vardı. Orayı biliyorum fitness salonu haline getiriyor. Şurada resimde göreceksin ben zaten. Evet. Sürekli oğlanı götürdüğü bir şey oldu mu? Bunun amacı ne bunun mesela? Futbolcu orada futbolcular sadece girip çalışabilsinler diye. Diğer şubelerden ayrı. Tabii. Yani bunu ayırmak lazım. Artık bir de Ömer abi bilmiyorum doğru mu analiz ediyorum ama ben de işte oğlumdan dolayı dere ağzına çok gidip geliyorum. Şimdi orada altyapı takımları biraz da diğer profesyonel daha doğrusu amatör ama profesyonel olan basketbol, voleybol gibi branşların daha gerisinde kaldığı için. Yani şimdi fitness salonu bir tane var şu anda fiziki olarak. Boks da onu kullanıyor, şey de onu kullanıyor. Orada boksçu orada, voleybol takımı orada. Onlardan bu çocuklara ne kadar zaman kalacak da bu çocuklar orayı kullanabilecek? İşte şimdi inşallah bunu bitirdiğimiz zaman biz Ocak ayında inşallah Ocak ayının sonunda kaybetmiş olacak. Sadece futbolcular özel bir fitness salonu olacak. Futbolcu... Şimdi de boksörle futbolcu aynı anda oraya gitti diyelim. Abi tamam imkanları iyileştirmekten yani başkanımız sağ olsun bu konuda hakikaten çok yardımcı oluyor ve altyapı için mesela bizim komite olarak topladığımız yardımların %100'ünü altyapıya kullanma garantisi ve sözü verdi bize başkanımız sağ olsun. Yani bizim bu yaptığımız çalışmalar sırasında topladığımız şeylerle gidip futbolcu alınmayacak. Anlatabiliyor muyum? Direkt altyapıya %100'ü kullanacak. Şimdi mesela o esprisini yapacaktım. Ben futbolcu olsam boksörle aynı anda oraya gitsem boksör dedim sıra sizde rica edeceğim. Yani boksörle orada sıra tartışması mı yapacağız yani adam haklı tabii. Bir de yanlış hatırlamıyorsam Ruşen Başkan bir programda gene anlatmıştı. Yani ciddi de bir bütçe lazım. 3-4 milyon euroların konuşulduğu, yıllık işletme giderlerinin 1,5-2 milyon eurolara dayandığı bir sistem aslında altyapı. İşte galiba benim anladığım. Dolayısıyla yani bunun sürdürülebilir de bir bütçe olması lazım. Bu sürdürülebilirlik de biraz da orası gelir üretecek ki sürdürülebilir olsun. Mesela o konuda hani ben kendi şahsım da içinde olduğu komitelerden birinde gelir kaynağı yaratmak için. Yani, mutlaka yoksa bu yani öyle Benim şu anda halihazırda iki tane proje geliştirme aşamasındayım. Birkaç yerde görüşüyorum. Hani ben tam detayını vermeyeyim daha netleşmeden. Bunlar mesela gerçekleşirse uzun vadeli şekilde akmasa da damlayacak şekilde altyapıya gelir getirecek projeler. Peki bir şey söyleyeceğim. Yurt dışından bir oyuncu tespit edilmesi gerçi 15 yaşında tespit etmek için bir çalışmayı var mı? Konuda bir şey yapılacak mı? Yani böyle bir proje var mı? Bu soruya ben cevap vermesem daha doğru olur. Yani bu Emre Kaptan'ın cevap vereceği bir soru. Teknik ve daha teknik bir şey bir konu. Ya ben biliyorum ama yok. Biliyorum ama
Ahmet gazetecilik yapıyor burada. Biz gazeteci değiliz abi. Ben de nasıl diyeyim, kulüpçülük mü yapıyorum diyeyim. Hani biraz daha ağzını sıkı tutmakta fayda var bazı şeylerde. Evet yani tabii ağzından laf alamadık Taner sayesinde. İşte abi, yani Taner... Biz Fenerbahçe'nin menfaatleri doğrultusunda ne gerekiyorsa onu yaparız. Biz gazeteci değiliz. Evet. Tabii bu işin esprisi arkadaşlar. Buradaki olay güzel bir bireysel insanların gönülden yaptığı, zorla yapılmayan bir hakikaten güzel bir çalışma var. Yani işte Ömer abi cebinden para veriyor. Orada Gülşen abi cebinden para veriyor. Diğer komitenin, kaç kişi var komitede bu arada? Komitenin tam rakamı hatırlamıyorum da herhalde bir 20 kişi falan bir komite var. Bu 20 kişi ya hepsi... Ben bir şey diyeyim mi? Söylemem ne kadar doğru olur bilmiyorum. Belki de kızarlar bana bunu söylediğimle. Ama ya Tahir abi, şey Tahir Hoca'nın oğlu iç mimarmış. Ya o bile oranın çizimleriyle ilgileniyor. Ya bu kadar işte. Yani sevgi dolu ve bu kadar nasıl söyleyeyim, amatör ruhla yapılan çok profesyonel yani, bir yapılanma var orada. Tahir Hoca, Tahir Karapınar'dan bahsediyor. Şimdi oğlu bila bedel olarak orada iç çizimleri yani yapıyor. İzmir'de yaşıyor normalde. Evet. Kalkıyor İstanbul'a ya, geliyor bu projeye destek verebilmek için. İşte bak bu işte başarıyı taşır biliyor musun? Evet, bu inşallah bir gün Ruşen abi de burada misafir edersiniz. O her daha zaman böyle detaylı şeyleri bilir. Ben gelse, tabii hani benim anlatabileceğim şeyler var, anlatabileceğim şeyler var. Ruşen abi varken daha ben konuşmam doğru olmaz. Ruşen abi yüzden... varken ben Taner'e alacağım. Onun ağzından laf alacağım Ruşen'e. Taner kaç göz yapar Ruşen'e. Söyleme orayı sana diye. Ama müthiş bir amatör bir ruh, evet, sinerji var diyebilirim. Yani, ve karşılığında da çok profesyonel bir iş yapılıyor. Geç saatlere kadar toplantılar yapıyoruz. Kulüp binasında sağ olsun Selahattin Başkanımız yani Selahattin Baki bütün vaktinden feragat edip gelip sonuna kadar toplantını kalıyor. İlker Bey gene aynı şekilde geliyor. Kemal Kaptan her toplantıda görüyor. Kemal Aslan değil mi? Kemal Aslan. Evet. Hani ben artık şey düşünmeye başladım. Kemal Aslan herhalde şeyde yaşıyor. Dere ağzında yaşıyor. Kemal'in o çocukları bir anlatışı var. Evet. Yani gözleri doluyor. Ben şeyden de biliyorum. Çok hakim bir de. Alıyor onları mesela 14-15 yaş altı takımını alıyor Samandıra'ya götürüyor. Sırf o atmosferi yaşasınlar diye. Hatta bu korona covid önlemlerinden önce onları alıyordu. Sinemaya götürüyordu. Yemeğe götürüyordu. Yani onların giyimine kuşamına bile yani bir Fenerbahçe futbolcusu nasıl yaşar? Nerede yemek yer? Nasıl takılır? Bunlara kadar müdahale ediyor. Yani onların tabiri caizse gerçekten yani bir babaları gibi ve o sevgiyle onlara yaklaşıyor. Yani ben ne arasam Kemal'i ya dere ağzında çocuklarla beraber, evet, ya altyapıyla ilgili bir toplantıda. Özel hayat diye bir şey yok şu anda. Bazen arıyorum Kemal Kaptan diyorum. Kahve içebilir miyiz? Yok işte diyorum. Abi diyor gel dere ağzına gel diyor. Aynen, özel hayat diye bir şey yok yani. Dere ağzında yaşıyor. Dere ağzında cumartesi yaşıyor, pazar kesinlikle dahil. Ama çok hoşuma gidiyor benim bu. Bir de bilmiyorum ben böyle duygusal mı yaklaşıyorum. Taner sen ne dersin bu işe? Başkanımız döneminde şey Taner, çok oldu. Ahle vefa. Biraz daha söylesin Taner. Bir ara verelim. İşte Semih Şentürk olaya girecektim ben de. Şimdi hemen oraya gireceğiz. Selçuk Şahin. İkinci bölümde devam edeceğiz arkadaşlar. Beğenmeyi, abone olmayı da unutmayın. Sevgiler.